Aktüel TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Aktüel TV'de Çay Saati programındayız bu hafta. Çay Saati programında Balıkesir'in önemli değerlerini ve iş adamlarını bundan böyle her hafta konuk etmeye çalışacağız. Yanımızda Cüneyt Kaba var. Cüneyt Kaba hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Cüneyt Kaba kim? Asriyat İş Adamları Derneği'nin başkanı. Asriyat İş Adamları Derneği Balıkesir'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Cüneyt Kaba da Kaba Dış Ticaret'in sahibi. Şimdi öncelikle Cüneyt Kaba'ya, Cüneyt Kaba kimdir ve Kaba Dış Ticaret nedir? Öncelikle bunu bir soralım ve programımıza böylelikle başlayalım. 20 yıldan beri dış ticaretle uğraşan biri olarak Kaba Dış Ticaret firmasını kurdum. Kaba Dış Ticaret firmasında bünyemizde bulunan firmaların yurt dışına açılmalarını sağlıyoruz. Evet. Onların ihracatlarını gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı pazar araştırmalarını yapıyoruz. Evet. Onların fuara katılmalarını sağlıyoruz. Ekonomiye katkıda bulunmak açısından Balıkesir'de değil mi firmamız? Evet, Balıkesir'de. Balıkesir firmasıyız. Önemli olarak da Balıkesir firmalarını yurt dışına bir şekilde çıkışını sağlıyorsunuz. Evet, alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz kısacası. Evet, yıllardan beri Cüneyt Kaba olarak bunu yapıyorsunuz. Aynen. Evet. Peki, şimdi önümde bana da programa gelmeden önce vermişsiniz. Asriyat İş Adamları Derneği şöyle bir tanıtım kitapçığı var. 2018 diyor, yeni bir kuruluş evet, değil mi? Evet, yeni bir kuruluş. Şimdi Cüneyt Kaba olarak Kaba Dış Ticaret'i bize anlattınız. Peki Asriyat İş Adamları Derneği'ni kurma fikri nereden çıktı ve Asriyat İş Adamları Derneği nasıl bir dernektir? Bunu biraz bahsederseniz. Kısa bir süre önce bize bir görev tebliğ edildi. Biz bir aileyiz, bir toplumuz, yerli, milli. Dolayısıyla yerli, milli, vatanını ve memleketini seven Balıkesirlilerin, insanların bir araya gelmesini önemsiyoruz. Şimdi hangi sektörler Asrın İş Adamları Derneği'ne, önce nitelik demişsiniz burada, Asrın İş Adamları Derneği'nde hangi sektörleri dahil ediyorsunuz? Hem Balıkesir hem Türkiye'ye sahip çıkma açısından sanayici ve iş adamları arkadaşlarımızı bir araya toplamak istiyoruz. Evet. İnşaat, otomotiv, mobilya, tekstil sektörlerinden üyelerimiz var. Balıkesir yükselen bir ekonomi ve sanayi şehri. Biz biraz daha ekonomiye katkıda bulunmak istiyoruz. Evet. Bu amaçla Balıkesir'de Asrın İş Adamları Derneğimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Yeni bir yapılanma, yani ülkemizde de yeni bir seçim oldu. 24 Haziran'da bir seçim gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı diyoruz ama artık başkan diyeceğiz. Evet. Son gazetecilerle değerlendirmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan diyebilirsiniz dedi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Başkan Erdoğan'ın 2023'e dahil de önemli planları var. Asriyat İş Adamları 2023'e dair Türkiye'nin bu planları arasında nerede veya ne yapmak istiyor? Sanayi ve tarım şehri olan bir vilayette sanayi üye sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Aynı zamanda güçlü bir ekonomi, güçlü bir kadroyla yönetimi oluşturma çabamız var. Tabii ki burada esnaflar, iş adamları da olacak ama sanayi sektörüne ağırlık vereceğiz. Evet. Balıkesir'in bu anlamda 2023 hedeflerindeki yeri büyüktür. Başkanımız Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasında sokma gibi bir çabası var. Evet, Erdoğan'ın böyle bir planı var. Böyle bir planı var. Bizler de bu konuda Balıkesirli iş adamları ve esnaflarımızın yurt dışı çalışmalarında olmak istiyoruz. Evet. Şimdi yurt dışı çalışmalarında olmak istiyorsunuz. Şimdi burada şöyle diyelim. Sanayi derken siz sanayi dediniz ama ben şunu en azından izleyicilerimiz için düzelteyim. Sanayi tabii tarım sanayisi de burada geliştiği için onu kastediyorsunuz değil mi? Tarım tabii, sanayisi aynen. De burada ön planda. Aynen. Sanayi derken tarım sanayisi ve normal sanayi yani hepsini bir arada hepsini bir araya dahil ediyorsunuz. Peki Asriyat İş Adamları Derneği Balıkesir'de yapılanmasını tamamladı. Hangi illerde yapılanması var ve yurt dışında bir yapılanma içerisine girdiniz mi? Asriyat olarak onun üzerinde vilayette çalışmalarımızı tamamladık. Evet. Balıkesir'de ise yapılanmamız hızla devam ediyor. Yurt dışında da şube anlamında Almanya'da faaliyete geçiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de yapılanmamızı sürdüreceğiz. Bundan böyle sürdüreceksiniz. Balıkesir'deki Aynen. yapılanmanın başında Cüneyt Kaba olarak siz varsınız herhalde. İş Evet. adamlarını da bu anlamda bekliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Başkan olarak hedefim her meslek grubundan bir iki tane arkadaşımızı yönetime almak. Asriyat'ın sloganı önce niteliktir. Evet. Genel merkezde bize sayımız az da olsa yeter ki nitelikli arkadaşlarımız olsun. Önemli burada nitelik. Aynen, önemli olan nitelik burada. Asriyat İş Adamları Derneği'nin Balıkesir'deki yapılanmasının başında olan Cüneyt Kaba ile konuşmamıza devam ediyoruz. Cüneyt Bey, son olarak Asriyat İş Adamları'nı anlattık. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz, Balıkesir'de hangi
sektörlerden bünyenize kabul ediyorsunuz ya da böyle bir kıstasınız var mı? Bunlarla ilgili biraz bir daha bahsedin. Sektör olarak fark etmiyor. Bizim istediğimiz firmaların yurt dışına açılmaları, yurt dışına açılmak istemeleri, nitelikli olmaları, öncelikle nitelikli olmaları. Evet, sloganınızda var zaten. Sloganımızda da aynı. Sloganımızda da olduğu gibi nitelikli. Biz dürüst olsun. İnançlı olsun. İnançlı olsun. Evet. Ticari alakı olsun. Evet. Öncelikle bunlar tabii. Öz sermayeyle iş yapılmasını taraftarıyız. Evet. Ve tavsiye ediyoruz. Balıkesir'de bulunan esnaf ve iş adamlarımızı bünyemize de bekliyoruz bu esnada. Yani vizyon, düşünce, ticari ahlak, inanç bunlar Asriyat İş Adamları Derneği'nin herhalde önemli kıstasları. Aynen. Bu kıstaslara göre alacaksınız ama tabii burada şimdi iş adamı, esnaf bu herkesi de yine bünyenize alacaksınız. Yani bir konuşma babında Balıkesirli olması tabii ki öncelikli. Tabii öncelikli Balıkesirli olması. Tamam. Amacımız ben gördüğüm kadarıyla derneğin amacı 2023 hedeflerine Türkiye'yi ve Balıkesir'i yerli ve milli şeklinde ulaştırmak. Evet, aynen. Ulaştırmak. Aktüel TV kanalına beni Çay Saati'nde Asriyat İş Adamları Derneği'nin kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman bekleriz. Yani derneğimizin yapılanması tamamlandıktan sonra da derneğinizi burada başkan yardımcısı olur ya da işte önemli bir yapılanmanız olur, yurt dışı için projeleriniz olur. Bunları burada konuşmaya tekrar bir yeni bir Çay Saati'nde tekrar sizleri bekliyoruz. Yeniden şöyle bir gösterelim. Asriyat İş Adamları Derneği'nin çalışma rehberi. Tabii bunu iş adamlarına vereceksiniz herhalde, evet, değil mi? Evet, aynen. Vereceğiz. Bu şekilde önce Litenik 2018'de biz de Asriyat İş Adamları Derneği'ne sizin aracılığınızla teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz ve Balıkesirlilere kendinizi anlattınız. Çay Saati programında önümüzde çaylarımız da var. Çay Saati programında samimi bir ortamda çayımızı yudumlayarak konuşmalarımızı bitirdik. Bundan sonra da her hafta dediğimiz gibi Balıkesir'in önemli iş adamlarını ve önemli insanlarını burada ağırlamaya devam edeceğiz. Ya da onların yanlarına giderek orada bir program gerçekleştireceğiz. Aktüel TV ve Çay Saati izlemeye devam edin diyoruz. Aktüel TV'de kalın. Hoşça kalın.